günü geldiğinde insanlar karşılaştıkları günün korkusundan değer verdikleri her şeyi bir anda unuturlar. Hırs haline getirdikleri şeylerin artık bir anlamı olmadığını anlarlar. Değer yargıları birkaç saniye içinde değişir. Artık malın, hatta evladın bile bir değeri yoktur. Annelik veya babalık duyguları anlamını yitirmiştir. Dünyada en değer verdiği kişileri, kendi çocuğunu bile kıyamet gününün dehşeti karşısında unutacaktır. Kimse çocuğunun durumunu sormayacak, bunu aklına dahi getirmeyecektir. Kuşkusuz kıyametin vuku bulacağı bu gün, inanmayanlar için zorlu bir gündür. Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün. Dağlar da etrafa uçuşmuş rengarenk yün gibi olacak. Böyle bir günde hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretini de. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilmeyle indirileceği gün. İşte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür. Henüz bebeklik çağında olan çocuklar bile o gün aileleri tarafından terk edilir. İnsanlar hiç beklemedikleri ve daha önce eşini benzerini görmedikleri bu olaylar karşısında ne yapacaklarını şaşırırlar. Korku öylesine ani ve şiddetli bir şekilde gelmiştir ki hamile kadınlar bu şokun etkisiyle çocuklarını düşürürler. Kur'an'da o zorlu günde yaşanacak olayların paniğiyle kadınların emzirdikleri çocukları dahi unuttukları şöyle bildirilmiştir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. Kıyamet günü dünyadayken kendisine yapılan çağrılardan yüz çeviren, gerçek dostumuz ve yaratıcımız olan Allah'ı unutanların birbirlerinden kaçıp kurtulmak istediği bir gündür. Herkes kendi derdindedir. O dehşetli günde insanlar arasında hiçbir bağ, ne soy, ne akrabalık, ne de arkadaşlık bağlarının kalmadığı Kur'an'da şöyle bildirilir. Kişi o gün kendi kardeşinden kaçar. Annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.